benim için kılını bile kıpırdatma. Hak etmiyorum çünkü. İnan bana, canın sıktığına bile değmez. Hak etmiyorum çünkü ben. Bu ne ki? Daha beterini hak ediyorum. Keşke ölseydim. O zaman en azından cennetin bu kadar canını yaktım. Ama ben de onun için canımı verdim derdim. O zaman belki affederdim kendimi. Hatta belki sen bile affederdin beni. Ama yaşıyorum, Allah kahretsin ki yaşıyorum. Kendimden nefret ede ede yaşamaya devam ediyorum. Bu da benim cezam işte. Şimdi anladın mı? Baban kendini neden öldürmek istemiş? Sahabeyi öldürdüğü için yapmış. Sen bir katil arıyordun Selim. İşte buldum. Katil olan senin baban olur. Üzgünüm oğlum. Geç de olsa cezanı çekeceksin Cengiz Arzu. Sadece çok ama çok pişmanım. Sadece bunu anla. Senden başka da bir şey istemiyorum. Sana yaptıklarımın cezasını ömür boyu çekeceğim ben. İçin rahat olsun. Kimsenin yaptığı yanına kalmıyor cennet. Ben senin ceza çekmeni istemiyorum. Ben senin sadece artık canımı yakmamanı istiyorum. Hepsi bu. Seni affetmem için ölmen gerekmiyor. Sadece iyi bir insan ol yeter. Beni affetmeni istesem çok mu şey istemiş olurum senden? Artık çok geç değil mi yani? Saklarım. He? Hiçbir şey olmamış gibi o adamın yüzüne nasıl bakarım? Ya adam Rıza amcayı öldürmüş. Kendi elleriyle gömmüş. Senin kocan bir katil. Biliyorum da. Yani çözüm bu değil. Sen gidip babam yaptı deyince ne olacak sanıyorsun? Ne demek ne olacak? Cezası neyse çekecek. Ne cezası Selim? Cengiz'in durumu ortada. Felçli adamı hapse mi atacaklar zannediyorsun? Olan yine sana olacak. Bu olayın bütün hıncını senden çıkaracaklar. Melisa ile nişanı bozduğundan beri zaten fırsatını arıyorlar. Babanın günahının bedelini sana ödetecekler. Neden anlamıyorsun? Soyerler benim üstüme gelecek diye. Ben susacağım öyle mi? Öyle bir dünya yok anne. Ben senin kocan gibi bir adam değilim. Tamam. Dur tamam.
Ama ne olursun fevri hareket etme. Bir düşünelim. Cengiz umurumda bile değil. Ben sadece seni düşünüyorum. Benim babam bir günah işledi. O günahın bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Halan Mahir'den hamile. Bu günahın bedelini sadece biz değil, henüz doğmamış bir çocuk da çekecek. Sence bu adil mi? Sence baban bütün bunlara değer mi? Ucuz atlatmışsın, derin bir kesik değil. Beste'cim şunları toparlar mısın, sana zahmet? Beste? Ne oldu, anlatsanıza şunu doğru düzgün. Yolda serserinin tek önümü kesti. Çantamı alıp kaçacaktı. Ama Melisa ona izin vermedi. Cennetin önüne mi attın kendini? Ben cennetten özür dilemeye geldim. Yani aslında hepinizden. Hepinize karşı çok mahcup. Ama cennet bana benzemiyor. Selim olan duygularım karşılıksız kalınca öfkelendim. Öfkelendikçe değiştim. O kadar değiştim ki kendimi tanıyamaz hale geldim. Yangında ölmek üzereyken cennetin sesini duydum. Melisa dayan. Aç gözlerini diyordu bana. O haldeyken bile benim için endişeleniyordu. Onu öldürmeye çalışan biri için çabalıyordu. Evet. Çok şükür ablam sana zerre kadar benzemiyor. Dedin ya cennet sana benzemiyor diye. Haklısın. Ama belki ben ona benzerim. Bugün affettin ya beni. Belki hala iyi bir insan olmak için şansım vardır. Özür dilerim, gelemedim. Cennet, Nilgün ben. Nilgün teyze. Selim nerede? Bir şey mi oldu? En son emniyete gidecekti. Vazgeçti. Siz sonra konuşursunuz. Hoşça kal. İnan bana, sen doğru olanı yaptın. Baban için hayatımızı alt üst etmeye değmezdi. O benim babam değil.